Mikail yanıtladı. Tanrı beni ona itaatsizlik ettiğim için cezalandırdı. Ben cennetteki bir melektim ve ona itaatsizlik etmiştim. Tanrı beni bir kadının ruhunu almam için gönderdi. Dünyaya uçtum ve yalnız başına yatan, ikiz kızları doğmuş olan hasta bir kadın gördüm. Kızlar zayıf bir şekilde annelerinin yanında yatıyorlardı. Ancak kadın onları göğüslerine kaldıramıyordu. Kadın beni gördüğü zaman beni Tanrı'nın kendisinin ruhunu almam için gönderdiğini anladı ve şunları söyledi. Tanrı'nın meleği, kocam yakın zamanda düşen bir ağaç tarafından öldürüldü. Ne kız kardeşim, ne teyzem, ne de annem var. Kimse yetimlerimi umursamıyor. Lütfen benim canımı alma. Bırak ki bebeklerimi emzireyim, besleyeyim ve ölmeden önce onları kendi ayakları üzerinde yürüyecek hale getireyim. Çocuklar anneleri ve babaları olmadan yaşayamazlar. Onun adına üzüldüm. Bir çocuğu göğsüne yasladım ve diğeri ise kollarına koydum. Ve cennete, Tanrı'nın yanına uçarak şunları dedim. Annenin canını alamadım. Kocası düşen bir ağaç yüzünden ölmüş. Kadının ikizleri var ve ruhunun alınmaması için dua etti. Bırak ki bebeklerimi emzireyim, besleyeyim ve ölmeden önce onları kendi ayakları üzerinde yürüyecek hale getireyim. Çocuklar anneleri ve babaları olmadan yaşayamazlar dedi. Bu yüzden onun ruhunu alamadım. Tanrı dedi ki, git annenin ruhunu al ve üç gerçeği öğren. İnsanların içinde yaşamayı öğren. İnsanlara verilmemiş olanı öğren. İnsanların ne ile yaşadıklarını öğren. Bunları öğrenmeden de cennete dönme. Sonra da dünyaya geri uçtum ve annenin ruhunu aldım. Bebekler onun göğüslerinden düştüler. Vücudu yana devrildi ve bebeklerden bir tanesini ezerek onun bacağını çevirdi. Geri yükseldim ve onun ruhunu Tanrı'ya götürmeye çalıştım. Ama rüzgar bana engel oldu ve kanatlarım büküldüler, düştüler. Kadının ruhu yalnız başına Tanrı'ya yükselirken ben de dünyaya düştüm. Evet arkadaşlar, bugün sizlere okuduğum bir diğer kitap olan Tolstoy'a ait İnsan Ne ile Yaşar kitabını anlatmak istiyorum. Kitap normalde içerisinde 6 tane hikaye barındırıyormuş fakat benim okuduğum bu basında sadece 4 tane hikaye var. Aslında kitabın isminden de anlayacağınız gibi Tolstoy insanlara net bir şekilde insanların neyle yaşadığını ve nelerin farkında olup nelerin farkında olmadıklarını anlatmaya çalışıyor. Kitapta okuduğum hikayelerden ilki zaten bütün kitaplarda da ortak. Melek Mikail'in bir hikayesini anlatıyor ve insanların neyle yaşadığını, nelere ihtiyaç duyduğunu ama gerçekte aslında ihtiyaç duydukları şeylerin gerçekten onların düşündüğü şey olup olmadığını anlatmaya çalışıyor. Okuduğum bir diğer hikayede ise açgözlülük üzerine çok güzel bir hikaye vardı. Bu hikayede de insanların aslında yaşamlarını idame etmesi için ne kadar bir toprağa ihtiyacı olduğunu sorguluyor yazar. Ve açgözlülükle 100 metrekare, 1000 metrekare, 10 dönüm, binlerce dönüm arsan olsa bile eninde sonunda gömüleceğimiz yer inançlarınıza bağlı olarak 2 metreye 3 metre çok ufak bir toprak parçası. Ve aslında toprak için, para için, hırsla koşarken hayatta birçok şeyi de kaçırıyoruz. Asıl önemli olan şey gerçekten nasıl yaşadığımız. Hayat öyle ya da bir yolculuk. Ve bu yolculukta siz hayatınızı nasıl geçirdiniz? Ve neler için çaba harcadınız? Nelere değer verdiniz? Yani bu kitap aslında tam olarak bunu gösteriyor. Ve gerçekten çok akıcı ve güzel bir anlatım var. Hikayeler zaten Tolstoy'a ait ve Tolstoy bu konuda gerçekten çok başarılı bir yazar. Daha önce itiraflarını da okuyup onu sizinle paylaşmıştım. Şimdi İnsan Ne ile Yaşar'ı okudum. Umarım sizler de İnsan Ne ile Yaşar'ı okuduktan sonra hayatla ilgili kendi görüşlerinizi tekrardan sorgulayıp niçin ve nasıl yaşadığınızı tekrardan düşünürsünüz. Kitapla ilgili okuyanlar lütfen aşağıda bana yorumlarını yazsınlar. Kendi düşüncelerini kitapla ilgili bana belirtsinler. Okumayanlar için kesinlikle okumayı tavsiye ediyorum. Ve
Eğer beğendiyseniz lütfen paylaşarak başkalarının da bu tarz şeylerden farkına varmasına yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Herkese çok teşekkür ederim. İyi okumalar.